Sevgili izleyiciler, Her Şey Masada programından hepinize merhaba. Songuç Kürşat, Artun Çağ ve Ali Batura ile yine bu haftanın gündemini sizler için değerlendireceğiz. Tabii bir sabah uyandık, 13 yaşında bir çocuğun ölüm haberiyle ve günün akışı içerisinde patlamayan bir bombadan dolayı, elini almasından dolayı patladığı ve patlayan bir bombadan dolayı öldüğü haberleri ciddi bir tartışma başlatmıştı ülkemizde ve ertesi gün ardından da bölgede bir bomba daha bulunması Kıbrıs Gazetesi'nin sayfalarında yer buldu ve maalesef günün gelişimi bu bomba bulunmaları polisi de orada bir araştırmaya yöneltince 3 bomba daha bulundu. Yani sivillerin bulunduğu alanda belli dönemlerle atış alanına döndürülen, atış alanı olan bazı ama rutin zamanda da sivillerin dolaşımına açık olan alanlardaki bu pozisyon tartışılır konuma geldi ve kamuoyu bu konuyu tartışıyor bu hafta içerisinde. Biz de arkadaşların bu konudaki değerlendirmelerini alacağız. Öncelikle bugün Songuç Kürşat'tan başlıyoruz. Evet, sırayı saymadan anladık zaten. Evet. Şimdi aslında çok gerçekten üzücü bir olay. 13 yaşında bir çocuk neredeyse hayatının daha baharına bile gelmeden hayatını kaybetti. Bana göre bir ihmal sonucunda hayatını kaybetti. Neden? Çünkü eğer bir ülkede ki bunu hep tartışılıyor veya tartışmaya da devam edeceğiz. Ateşkes'te miyiz? Barışta mıyız? Yani eğer barış geldiyse ülkeye askeri birliklerin gereken yerlere çekilmesi durumu vardır. Yani nedir? Çok sık tartıştığımız konular var. Birçok insanın söylediği konular var. Şehrin yerleşim merkezlerinin içerisinde büyük alanlar askeri bölge olarak tellenmiş durumdadır. Evet. Bir de bunların yanına atış alanları da eklenince ki düşününüz Gönyeli çemberinden çıktıktan sonra Girne'ye doğru giderken sol tarafta hemen ana yolun hemen yanında bir atış alanı vardır. Bayraklar bazen kırmızı bayrak görürsünüz. Atış yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyorum ama orada belli ki çünkü tepeler var işte onun toprakla perdelenmiş hali var. Demek ki orada zaman zaman bir şeyler yapılıyor. Evet. Şimdi bu kadar yakın yerleşim yerine yakın bir yerde turistlerin ve insanların bu kadar çok kullandığı bir yerde askeri alanların, atış alanlarının olması aslında çok ciddi bir sorundur. Biraz daha ileriye gittiğimizde, diyelim ki Acapulco Tatil Köyü'nün hemen ön tarafında en çok turistlerin geçtiği güzergahtır. Bir bölgenin içerisinde, askeri bölgenin içerisinden geçersiniz. Şimdi şuna karar verilmesi lazım bir kere. Askeri bölgeler, askeri alanlar, atış alanları. Ne bileyim şunlar bunlar ne kadar alan kapsayacak ve nerelere çekilecek? Ve bunların en önemlisi aslında en önemli odur. Emniyetlerini nasıl sağlanacağıdır. Bir çocuk elini kolunu sallayarak atış yapılan bir bölgeye giriyorsa asıl sorun odur. Diyeceksiniz ki burası zaten işte tabelalar vardır. Her 300 metrede 200 metrede bir tabela olması insanların oraya giremeyeceği anlamına gelmiyor. İnsanlar oraya hayvan otlatmaya gidiyor, mantar toplamaya gidiyor, avda ne bileyim ne yapmaya gidiyor. İşte çünkü binlerce avcı vardır. Onlar da girebilir oralara. Askeri bölgenin hemen dışı niyeti. Böyle bir ortam içerisinde bu facia, bu trajedi yaşanabiliyor. Benzerini Güneydoğu'da sık sık geliyor haberler. Benzeri Filistin'de sık sık geliyor. Afrika ülkelerinde özellikle birçok eli ayağı olmayan çocuk dolaşıyor. Çünkü mayınlara düşen basan buldukları materyalları elleyen insanların elinde patlayan şeyler zarar veriyor. O nedenle biz bu kadar yıl geçtikten sonra bunun emniyetini alamadıysak suç bizdedir. Yani bizde dediğim yetkililerdedir. Bir kere bir atış alanı varsa bu atış alanının tellenmesi, çevrilmesi
ve ona göre bir tedbir alınması lazım. Daha da ileri bu atış alanlarının insanların yaşadığı yerleşim yerlerinden çok uzakta olması gerekir. Kimse coğrafi olarak mümkün mü? O zaman azaltacaksınız. O zaman azaltacaksınız. Yani köyün yanında atış alanı varsa zaman zaman çok şikayetler geldi, gazeteye de konu olmuştu. Evet. Bu köy dağ köylerinde atışlardan evdeki sıvalar dökülür diye. Beyköy, Cihangir tarafından. Aynen öyle. Çok gece tank atışlarından veya top atışlarından. Şimdi bu aslında geçen hafta şeyi konuşmuştuk. Bu sel felaketi bir korku yarattı insanlarda. Bir tedirginlik yarattı ve psikolojik olarak etkiliyor. Şimdi böyle bir ortamda insanların, hele bizler gibi bir savaş geçirmiş jenerasyonun bu konularda etkilenmemesi beklenmemelidir. Yani bu top atışlarını duyduğu zaman insanların bir anda kafasındaki günlerdeki eski günler ve tedirginlik yaşanır. Günlerce uyku uyuyamayan insanlar oldu. Günlerce kapı vurmasından şiddetli derecede ürken insanlar oldu. Çünkü veya egzoz patlamasından. Şimdi zaman zaman bazen şu vardır. Bazı ülkelerde havai fişekler gösterileri olur. Ve böyle eğlenceyle, yani şeyden karşılanır. Yakın çevremden çok iyi biliyorum. Bu mezuniyet zamanlarında Lefkoşa'da işte veya başka yerlerde de havai fişek gösterilerinde insanların tedirgin olduğunu biliyorum. Yani gösteri olduğu halde, görsel bir şov olduğu halde insanlar o sesten bir tedirginlik yaşıyor. Tabii ki. Çünkü geçmişe dayanan bilinçaltındaki o sıkıntı var. Şimdi bu sıkıntının olduğu bir travma yaşayan bir toplumda bir de bunlar olursa, işte çocuk ansızın oynarken gidip bir şey buldu, patladı, öldü. Yarın dediğim gibi, örneğini verdiğim gibi, mantar toplamada binlerden insanımız vardır dağlarda, ovalarda. Avcı 10 binlerden insanımız vardır. Bunlar oralara demek ki girebiliyor. Çünkü 2 gün içerisinde yaptığımız haberlerde gidip arkadaşlarımız orada patlamamış mermi buldu. Başka bir yerde polis orada 3 tane daha mermi buldu. Demek ki oralarda çok var ve oralara insanlar gidebiliyor. Şimdi bu çok kabul edilebilir bir şey değildir. O nedenle askeri yetkililerin devletle de tabii bir arada kararını vermesi lazım. Bu konulardaki yapılabilecek önlemleri en sınırda almaları gerekir. Çünkü belli ki bu acı, tabii bu acı her zaman konuştuğumuz gibi programda 3-5 gün sonra unutulup da tekrar yine bir başka bomba patlaması veya bir başka bomba bulunduğu zaman gündeme gelmemesi için bunun bir daha yaşanmaması adına önlemler alması gerekir. Bakınız Almanya'da, özellikle İngiltere'de, Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar. Hem de öyle oda büyüklüğünde bombalar. Adamlar tespit eder, bölgeyi boşaltır. 10 binlerce insanı tahliye ederler oradan. Ve ondan sonra onu bir şekilde emniyete alarak götürürler. Yani önlem budur. Sonuçta bizim yere gömülmüş, kazı yapılırken bulunan bombalar için bu önlemleri alabiliyorsa insanlar, tabii yine diyeceğiz Avrupa'dır orası ama bizim de ovanın ortasında, çiçeklerin arasında, otların arasında bomba bulunması da çok normal değildir. Evet. Onu söyleyeyim. Hı hı. Evet, Ertuğrul Çay'la devam edelim. Evet, tabii çok üzücü bir olay. Yani benim gazetecilik hayatımda rastladığım ilk olay değil bu. Daha önce de benzer olaylar yaşadık. Hatta Alayköy'de iki tane çoban çocuğun öldüğü habere de ben gitmiştim. O haberi ben yapmıştım yani. Evet. Onlar da bir havan mermisiyle temas ettiydi patlamaya. Şimdi tabii bu olay bana çocukluğumu düşündürdü. Biz çocukken büyüklerimiz bize hep tembihlerdi. Sokaklardaki tenekeleri tekmelemeyelim diye. Çünkü bir şey vardı yani özellikle EUKA'nın İngiliz'e karşı mücadelesinde tenekelere bomba döşendiği söylenirdi. Ve onun da devam ettiğini daha sonra
söylerlerdi ve işte hiçbir tenekeye tekme vurmamayı söylerlerdi bize. Artı savaştan sonra güneydeydik tabii. Şiddetli bir savaştan sonra her tarafta işte patlamamış havan mermileri olduğunu, el bombaları olduğunu falan görmüştük. İşte olduğumuz bölgeden hemen şey bize dokunmamamız sürekli tembihlenirdi hiçbir şeye. Hatta yani haftalar geçtiydi onların temizlenmesi. Bir şekilde temizlendiydi. Ama bu çağda, bu dönemde artık bu tür şeyleri konuşmamız bence artık olmaması gereken bir şeydir. Konuşmamamız gerekir bunu. Neden? Çünkü artık yani o atışın da bir anlamı yok. Olayın da bir anlamı yok. Tabii. Yani orası, ben o bölgeliyim. Yani işte Yuvacık'la Mevlevi arası birkaç millik bir bölge. Hemen bizim Narinciye bahçemizin 1-2 kilometre üst tarafıdır yani. Defalarca gidip geçtiğim bölgedir orası benim. Ve atış yapılacağında işte bölge boşaltılır, tamam, ama sürekli olarak özellikle Kalkanlı köylülerinin çok şiddetli şikayetlerini biliyorum. Hatta geçmişte köy içine düşen top mermilerini olduğunu da biliyoruz. Hatta esprisi de ne yaparlardı yani, bir tane inek vurulduydu. Köyde patlamamış bir top mermisi ineğe isabet etti ve inek öldüydü. Dönem dönem tabii atışlarda patlamayan mermiler oluyor. Onun bir hali teknik nedeni vardır. Onu uzmanlar bilir ama bunları yaparken bölgenin çok sıkı bir şekilde, ya ben yapılmaması taraftarıyım. Önce onu söyleyeyim. Yani atışı da atışlarda meşrulaştırmak istemem hiçbir zaman. Yapılmaması taraftarıyım. Ama yapılırsa bile atışa ve atış hazırlığına harcanan emeğin iki mislinin de güvenliğin sağlanması için alınması gerektiği taraftarıyım. Yani sonuçta attığınız miktar belli, patlayan belli, patlamayan belli. Yani evet. 300'den atış yaptıysanız da 290'ı patladı, 10 tanesi patlamadı. Bunu askerlik yapanlar bilir. İşte ileri gözetleyiciler zaten söyler size ne olduğunu. 10 taneyi bulmadan bölgeden ayrılmayacaksınız. Hiçbir şekilde ayrılmayacaksınız ve onları imha ettikten sonra ayrılacaksınız. Artı daha önce bu çocuk biraz ihtiyaçlı bir ailenin çocuğu ve hurda topluyordu. Hurda toplayan çocukların, gençlerin daha önce de bomba kurbanı olduğunu biliyoruz. Yapılması gereken basit şeyler vardır devlet olarak. Memlekette kaç tane hurdacı var? 3. Üçünü de çağıracaksınız, edeceksiniz ki hurda mühimmat alırsan senin dükkanı ben kapatırım. Faaliyetini durdururum. Bir kere daha bu işi yapamam. Yani bakın, bazı nedenler, bazı şeyler, önlemleri almak çok 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 basittir. Adam da diyecek ki taşıyıcısına, vallahi getirmeyin almam. O zaman ne olacak? Gören onu toplamaya kalkmayacak. Tabii. Ama büyük bir açgözlülükle hurdacılar bunları aldığında, çünkü sağlam ağırlıktır. Başka İyi sağlam toplam. Basar şey okkay. Evet. Ve onlar açgözlü davranınca toplayanlar da bunları alıp götürüyor. Yani bazı şeyleri işte bu nedir? Kriz çözme yeteneklerinin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Yani bu işleri düşünmesi gereken insanlar vardır. Devletin çatısının altında. Bunları düşünecekleri yerde maaşın ne olacağını düşünürler. Ya devlet ne kadar zam vereceği, ne kadar zam vermeyeceği hesabını yaparlar. Hayat yani bakın bağlayacak, bazı yine. Hayır, bazı şeyleri konuşmak lazım. Yani bir konunun uzmanı, uzmansın sen çünkü.
Sen iç işlerindeysen ve ülkenin iç işlerindeki şeyden sorumluysan, huzurdan, bunları düşünmek zorundasın. Yani kimsin? Kaymakam. Kaymakamlar bu işlerden biridir. Bize kaymakamlar su meselesiyle uğrar. Hem zeytin toplama tarihiyle. Hem zeytin toplama tarihiyle. Bir işleri budur. Her gün her şeyden haberi olacak. Onu bırakınız. Tabii ben hiç yapılmaması taraftarıyım. O bölgede oturan insanlar çok iyi bilir. Günlerle yol kapatılır. Günlerin ana yolu kapatırlar. Atış yapacaklar diye. Tali yoldan seni geçirirler. Yani bu çağda artık bunların olmaması gerekir. Yani Zonguş Bey'in de dediği gibi ateşkes mi var, savaş mı var, barış mı var bilelim. Hiç kimsemiz bilmek ne olduğunu ülkede. Ve yeterli sayıda asker olmasından fazla, anormal sayıda fazla bir askerden söz ederek burada. O yüzden sığmaz her taraf kendine. Çok fazla olması gereken, yani bu kilometre karenin ki burada insanların şaşıracağı bir şey söyleyeyim. Kuzey Kıbrıs'ın %58'i askeri bölgedir. %58'i askeri bölge statüsüne girer Kuzey Kıbrıs'ın. Dağları, tepeleri de hesapladığınızda sivil insanlara ne kadar yer kalır? Fazla gibi geldi bana. Hayır, askeri bölgenin bölge yetki alanları içerisindedir. O geçtiğimiz yollar askeri bölgedir. Yani bir ben çoğu. Laosa'ya giderken piranın tabii yanından geçtiğimde orası askeri bir hayli bölge evet gibi. Evet. Çünkü dikkat öncelik askeri araçtadır yazar dikkat ederseniz. Şimdi daha az rastlanır onlara ama %58 çok büyük bir rakamdır. %8 olması lazım bu rakam. %50 fazladır yani. %8 olacak en fazla o da. Ama bu işlerin önlenmesi istenirse bütün sorumlular sorumluluklarının farkına varacak. Kim sorumluysa da bunun cezasını çekecek. Yani 13 yaşında çocuk öldü. Ve ilk değildi bu. Yani benim kendi gittiğim haber vardı. İki tane Alayköy'de iki tane çoban çocuk öldüydü. Ben günlerle onun travmasını yaşadım. Hani o benim için iyi bir şey değildi. Parçalanmış çocukların fotoğrafını çekmek. Ama bunlara eğitim zayiatı bakamam ya da işte Kıbrıs'ta barış yoktur. Hala ateşkes koşulları geçerlidir diyemem bunları. Çünkü sonuçta giden candı. Asker de olsa bunu toplarken olsa. Yani bunların uzmanları vardır. Sayacaksınız gidecek bomba imha uzmanları onları imha edecek. Böyle ayrılacaksınız. Bölgedeki çöpünüzü de toplayacaksınız. Hiç bırakmayacaksınız. Kalıntı da ortalıkta. Yani o şarapnel parçalarını, bomba parçalarını da toplayıp öyle gideceksiniz ki hurdacı çocuklar da girmesin oraya. Çünkü İyi pazarı var bunun. Gerçekten iyi pazarı var. Alayköylü çocuklar da hurdacı mıydı? Yok, onlar çobandı. Çobandı o çocuklar. İkisi de çobandı. Çünkü ben de gazeteciliğimin ilk yıllarında bu yönde yaptığım bir haberde yine hurdacılardı. Patlayan bombadan birinin eli ve birinin gözü, biri de gözünü kaybetmişti. Evet. Demek ki yani hala şey geliyor o süreç. Yani orası, sözünü kestim ama, orası bir şey alanıdır. Rant alanıdır onlar için. Evet. Çünkü atış yapılır, o diğer şeylerde, mesela çekirdek olmayan kovanlar da bazen kalır, bazı yerlere atarlar, ne yaparlar. Onları topladıkları zaman büyük şey gelir. Yani o nedenle oraları alanlarıdır. Oralarda fazla dolaşırlar. Yani ben askerdeyken bir defa İki defa gittim atış alanına. Tabii şey yani G3 ve otomatikle atıştı ve aslında verilen mermi sayısına kadar boşları da toplayıp ayrılma gibi de görev vardı gece olmasına rağmen. Ama bu şimdi şeydir. Kovanlı mermi atışıyla bomba atışı farklı bir şeydir. Onların
düşüş yerleri atış alanınızdan çok çok evet. uzaktır ve ekstra bir temizlik gerektirir. Yani bir de sayılması lazım. Yani patlama sayısı, mermi sayısıyla patlama sayısını eşleştirmek lazım ve onları patlamamış olduğunda onları bulmak lazım. İşte 9 tane bulduğunda bir çocuk ölür. Evet. Onunu da bulmanız lazım. Evet. Yani yapıyorlar bu aramayı ama belli ki tam olarak yapılamıyor ki bunlar sanıyorum bulanlar barut hakkı dedikleri şeydir. Ve iyi bir olay değil bu yani. Hı hı. Tabii polislerimiz de bunları elleri kolları sallaya sallaya götürmesi. O da ilginç bir fotoğraf. ayrı bir facia. Yani kendi kişisel güvenliğimizi de ne kadar ciddiye aldığımızı gösteriyor bu iş. Yani oraca bir kırmızı bayrak dikeceksiniz. Gelecek uzmanlar bakacak ne olduğuna onun. Şimdi televizyonda görürüz. Türkiye'de işte bir şüpheli paket bırakılır. Hmm. Mesela Taksim'de veya ne bileyim. adamlar yani en az 4-5 kişi değneğine dürter kendini. Mesela patlar mı patlamaz mı diye. Ta polis gelsin. Böyle bir şey yapı var. Belki bu arkadaşlar da uzmandır ama fotoğrafa bakan korkar. Evet. Onu söylerler bize bütün günler. Yani aslında hiçbir şey de olmayabilir ama riski sıfıra indirmek varken niye risk yükselesin ki? Türkiye bir şey olmaz. Evet, bir izleyicimiz de yani oteller ve gazinolarda şehirlerin dışarısına çıkarılırsa iyi olur diyor. Askeri alanlardan daha tehlikelidir onlar. Bombayla bağladık. Yani toplumsal açıdan baktığında pek haksız değil. Evet. Dinamik olarak. Kayıplar onlarda daha çok olabilir. Aslında bu askeri alanlardan bahsederken sıcağı sıcağına bir gelişme vardı. Ben ona da bağlayarak bir görüşümü de belirtmek isterim. İşte Hüseyin Ruso'nun kemiklerine ulaşıldıktan sonra anıtının olduğu yerin yere gömülmesiyle ilgili hem ailenin hem de Kaymaklı'daki örgütlü derneğin bir talebi vardı ve neredeyse bir yıla yakındır süren mücadele sonrası orası Kaymaklı'daki askeri bölüğünde o bölümü yani sivilleştirilip orada bir şehitlik yapılacak. Aslında ben askerliğimi orada yaptım. Çok geniş boş bir alan var. Sivildeki evlerle şu an trafiğe açılan yol arasında geçmişte eğitim alanı olarak kullanılıyor. Geniş bir alan var. Yani sosyal ve kamusal alan olarak kullanılabilecek bir yerdir aslında. Belki de bu Ruso'nun gömüleceği yerin şehitliğe dönüştürülmesiyle onun etrafında olan 10 dönümden fazla bir alan da Lefkoşa'nın ihtiyacı olan yani bir parka insanların gidip zaman geçirebileceği bir mekana dönüştürülebilir diye umut ederim. Tabii Artun abi güler. O güldüğün gerçekleşmesin diye ben de söyleme ihtiyacı hissettim bunu burada. Çünkü şeyi alır mı diye güler herhalde. Evet. Yani sonuçta birine yara olur mu orası? Tabii genelde sivil yani askeri alanlarda yani fazla olan kullanılmayan yerlerin veya sivilde ihtiyaç olan yerlerin açılmasıyla ilgili en somut hatırladığım örnek Kermiye yoluydu. Oradaki yani arka yolun arkasında kalan bölüm. Önce Kermiye yolu için alan verildi. Sonra da bir alan orada sivile verildi. Tabii 74 öncesi sahiplerine mi verildi diye tahmin ediyorum. Oraları bir apartman ormanlığına dönüştü de. Aslında askeri alanların en önemli özelliği yeşilin de en fazla olduğu yerlerdir. O nedenle bu açıdan da değerlendirilerek kullanılabilir dediğin oran biraz beni şey yaptı. Yani baktığımda %58 gibi görmüyorum ama yani sonuçta çok fazla olduğunu inkar edebilecek bir durum da yoktu. Kimse de bak, onu şey yapamaz. Yetki alanı. Evet yani yetki alanı dediğimiz zaten %100'ü de kapsar. Yani aslında. Baktığımızda ama yani mesela şeyi tartıştık bir ara birkaç günlüğüne. Mausa'daki barış gücü kampının işte kaldırılması, orası Mausa'nın göbeğinde atıl bir arazinin kullanılması gibi. İşte bu amaçla bakılabilirse ve bence askeri makamlarda çok da itiraz edeceği veya karşı olacağı bir şey yoktur. Yani belediyelerin veya bazı bakanlıkların belli projeler geliştirilerek askerin kontrolünde olan alanları kamusal alana dönüştürülebilir.
Çünkü 1974 koşuluyla bugünün koşulları aynı değildir. Adada bulunan asker sayısı her geçen dönem azalıyor ve nöbet asker alanların güvenliğini sağlamak bile artık sorundur. Çünkü bütün alanda nöbet tutabilecek kadar asker yoktur. Savaş teknikleri zamandan şimdi arasında dünya kadar fark var. İnsanla alakalı bir şey değil. Ama bizde var olan bir şey vardır. Bazı konularda yani geçmişin deneyimlerimi bilemem ama askerden bir şey istemeye korkuyor bizim yönetimler. Ama isteyenlerin de istediğini alabildiğini de gözlemliyoruz son zamanlarda. O yüzden bence akıllı projeler ama kamusal amaçlı projelerle giderlerse biz de destekleriz. Ranta gitmesinler ya. Tabii ki yani ranta. Ama biliyorsunuz ne kadar kavgası çıktı o ki. Kermiya'daki arazinin ormanı verdilerdi. Verdilerdi yani. Orman gittiydi. Okul olsun diye, üniversite olsun diye. Üniversite olsun diye. Evet. Orada yemyeşil güzel bir alan vardı. O da kamusal bir yatırımdı. Yani öyle olmadı. Hepimiz biliriz. Kişiye ait kamusal. Evet. Ali Bey'le devam edelim. Liberal ekonomi. Şimdi birkaç gün bu olayı yazınca bazı kişiler bize dedi ki ne oldu? Askere de mi taktınız? Askerle bir derdiniz mi var? Bu yaklaşımdan ben nefret ediyorum. Yani eğer Ciklos'u yazarsanız Ulaştırma Bakanlığı'yla bir derdiniz mi var? Ekonomiyle ilgili bir şey yazarsanız Maliye Bakanlığı'yla, Ekonomi Bakanlığı'yla derdiniz. Kimseyle bir derdimiz yoktur. Ortada bir ihmal vardır. Ve çok canlı bir olay. Bir insan öldü orada, bir çocuk öldü. Ve burada bir ihmal görünüyor. Biz de bunu yazıyoruz. Askerle, polisle, devletle bir derdimiz yok ama bu saydığım makamlarda kendi görevlerini bilecek, sorumlu davranacak. Eğer sorumsuz davranan askerse de bunu söylemek, yazmak lazımdır. Asker bu ülkede tabudur biliyorum. Çok fazla konuşulmak istenmez askerle ilgili ama asker de insandır. Yani askeri birliklerdeki subaylar, askerler de insandır ve onların da insani refleksleri vardır. İnsan olan yerde mutlaka ihmal de vardır, istismar da vardır. Yani onun için bunun altında bir takım manalar aramanın anlamı yoktur. Ne oldu burada? Bir atış alanı var ve orada unutulan ya da bulunamayan bombalar, patlayıcılar, mühimmat var. Ve bu alana da siviller girebiliyor. Az önce siz de söylediniz. Çobanlar girebiliyor, çiftçiler girebiliyor. Ve hurdacılık yapan çocuklar girebiliyor, insanlar girebiliyor. Madem ki oralara insanlar erişebiliyor, madem ki tamamen kapalı askeri alan değil, orada atış yapan kişilerin, askerlerin geride hiçbir şey bırakma gibi bir lüksü olamaz. Evet. Olamadığını da işte ülkemize hayatını kazanmak için gelen bir ailenin, bir yabancı ailenin, fakir bir ailenin, bir çocuğunun orada gidip feci bir şekilde hayatını kaybetmesine neden oluyor. Ve insan bununla birlikte düşünüyor, diyor ki herhalde bölgede bir tedbir almışlardır. Biz muhabirimizi öyle gönderdik o bölgeye. Acaba oraya bir tabela koymuşlar mıdır? Acaba ne var orada? Geçici olarak bir nöbetçi falan birileri var mıdır diye muhabirimize gidip bakmasını söyledik bölgeye. Ve gidip bizi aradığı zaman bir fotoğraf gönderdi bana Güren Tilki. Dehşete kapıldım ve sakın dokunma ha dedim. Dokunma. O da güldü. Dokunacak değilim Ali abi dedi ama benim ilk anda verdiğim tepki, refleks öyle bir şey oldu. Korktum yani birkaç gün önce bir çocuk tabii öldü. Bizim muhabir de onu ellemesin, dokunmasın da bir şey olur diye düşündüm ben de. Değneğine durdum. Tabii hayır, görüntü tam olmaz, çevirir kendini falan filan. Evet gibisinden. Tabii o kadar tecrübesiz biri değil Güren Tilki ama insan korkuyor yani. Ve belli ki orada insan ölmesi çok da önemsenmemiş. Yani şimdi diyecekler ki ne biçim konuşayım. Tamam da öyle bir olay olduktan sonra iki gün sonra orada bomba bulunuyorsa
ve bir tane var diye bilirdik. Görevliler gitti orada ve üç tane buldu. Ve işte fotoğrafları da var. Aldı götürüyor. Neden böyle bir olaydan sonra tedbir alınmaz da bu bombalar çıkar ortaya? Şimdi biz de biz görevimizi yaparık. Gerisi ne isterse olsun. Böyle olmaz. Yani bu ister devlet yetkilisi olsun, ister asker olsun, ister sivil olsun. Ortada böyle ciddi bir olay varken buna kişilerin eğilmesi gerekir. Ve bunun kimse sorumlusu cezalandırılması gerekir. Bu kadar basit midir? Yani bir insan öldü orada, bir çocuk öldü. Bir çocuk ölecek ve kimsenin umuru olmayacak. O açıdan diyorum ben, burada bir soruşturma açılması lazım. Var, bunun bir sorumlusu var, sorumlusunun cezalandırılması lazım. Ama tabii siz de bilirsiniz, askerle ilgili çok fazla bir şey varsa bile bilemezsiniz. Varsa bile bir soruşturma kendi içerisinde olur. Kapanırsa kapanır, kapanmazsa kapanmaz. Yen kırılır, kol kırılır, yen içinde kalır şeysi var. Hatta küçük bir trafik kazası olur. Ve o trafik kazasında sürücü askerse bir taraftan biri, polis onun bile bilgisini vermez. Yani ben hatırlıyorum bundan 7-8 sene önce, 10 sene önce Mausa ordu evinde yangın çıktı. Dumanlar göğe çıktı ama biz bilgi alamıyoruz. Ne oluyor orada? Biri yandı mı, öldü mü, ne söndürüldü mü? Hasbelkader bir subay eşi eski tanıdığımızdı ve ona sorduk. O da içerideymiş. Ne oluyor orada diye. Yani tamam anlıyorum, asker özel bir kurumdur. Gizlilik orada esastır. Yaptığı iş icabı bu gereklidir. Ama her şeyi de gizlemek ve her şeyi de tabu olarak tutmak doğru değildir. Ben tanıştığım ilgili sorumlularla, basın sorumlularına şunu söylüyorum. Eğer siz bize bilgi vermezseniz biz de yanlış bir şey yazarız ve bu defa daha kötü olur. Spekülasyon açık olur. Evet, onun için bize bilgi verin derim. Yani askerse de asker de sorumluluğunu bilecek, asker de denetlenebilecek ve varsa sorumlusu orada da cezasını çekecek. Yani burada gördüğümüz bu olay demek ki işte geçmişten arkadaşlarımız bazı olaylar anlattı. Ben de hatırlıyorum onları. Geçmişte de böyle olaylar yaşandı. İnsanlar öldü veya engelli kaldı. Sırf bu ateşleyicilere, bu bombalara, bu mühimmatlara temas ettikleri için. Demek ki biz ne sivilde ne askerde pek de ders almasını bilmiyoruz. Yani geçen gün 4 gencin yaşamını yitirdiği Ciklos'taki olay da bununla benzerdir. Aslında bizim bu ülkede küçük bir ülke olduğumuz için coğrafi şartlarımız çok tehlikeli olmadığı için bir hayli ihmalimiz, istismarımız çok fazla göze batmaz. Ağır ağır şartlarda değişiklik olmaya başladığı için gerek binalaşmayla gerek başka şekilde ve gittik sonra da doğayı daha fazla bozduğumuz, doğal alanları yok ettiğimiz için şimdi yeni yeni hissetmeye başladık bunu. Yoksa bizim ülkede ihmal, istismar çok fazladır. Bunu trafik kazalarında görüyoruz, iş kazalarında görüyoruz ve bunları sürekli konuşuyoruz ama bir tedbirini alamıyoruz maalesef. Böyle de bir sıkıntımız var. Şimdi bu bölgede yaşayan insanların söylediklerine de biraz kulak vermek gerekir. İnsanlar o bölgede çiftçilik yapanlar, hayvanlar olanlar gördüğümüz her maddeden korkuyoruz. Temas etmekten çekiniyoruz. Her şeyi bomba zannediyoruz diyorlar. Siz düşünebiliyor musunuz böyle bir bölgede insanın yaşamasını? Böyle bir bölgedeki insanın ruh halini? Askerin mutlaka görevidir. Yani belki bizi korumak için hazır olması gerekir. Hazır olması için de eğitim, tatbikat yapması gerekir. Ben buna karşı değilim ama bunun da ölçülerinin ve nerede olduğunun
ve sivil halkı rahatsız etmemesinin gerektiğini söylemek zorundayız. Askeri bölgelerde yaşayan insanların başta bu tatbikatlar olmak üzere bir takım sıkıntılar yaşadığı da bilinmektedir. Eğer bizi korumakla görevli olan, böylesine kutsal bir görev yapan kurumun o bölgede insanların canına tak ettirecek noktaya gelen faaliyetleri varsa bunun üzerinde düşünmek gerekir. Çünkü asli göreviyle çelişir insanları taciz etmesi orada bu kurumun. O açıdan bunlar söylendiği zaman, bu insanlar bu şikayetleri yaptığı zaman, biz yansıttığımız zaman alınganlık veya altında düşmanlık gibi bir şey aranmasın. Hepimiz askerlik yaptık. Askerliğin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Nasıl bir disiplin içerisinde yapıldığını da biliyoruz. Ama günün sonunda burada bazı mağduriyetler yaşanıyorsa o insanların sesinin de duyulması gerekmektedir. Yani bunu söylemek zorundayız. Ve yalnızca askerde değil, sivilde de her konuda da tedbirlerimizi almak zorundayız. Biz tedbir alamayan denetleme yapmayı bilmeyen bir toplum olarak, denetimden yoksun bir toplum olarak bunun sıkıntısını çok fazla çekiyoruz. Yaşadığımız sorunlar da bundan dolayıdır. Şimdi şunu söyleyeyim, yani bugün takip edemedim. Asker yetkililerden bir açıklama geldi mi konuyla ilgili? Ben öyle bir şey görmedim. Gelmedi. Evet. Şimdi Türkiye'de şu veya bu şekilde bir olay yaşandığı zaman, bir patlama, bir askerin vurulması, ki daha çok daha fazla olabilir oralarda. Şu vardır, Genelkurmay Başkanlığı hemen bir açıklama yapar. Doğru veya yanlış veya eksik veya tamam. Ama kamuoyu da en azından onun üzerinden bir tartışma başlar. Tabii, çünkü spekülasyona kapadı şeyi. İlginç bir şey söyleyeyim. Eski bombaydı, patladı der. Mesela şeyde. Çok doğrudur söyledi. Yani enformasyonun yerini dezenformasyon alır. Burada olan olayı, bilgi alamadığımız bir olayı 2-3 gün sonra Anadolu Ajansı yazar. Yani Barış Kuvvetleri'nde olan bir olayı 2-3 gün sonra Anadolu Ajansı'nın haber olarak okursunuz. Evet. Çünkü adam der ki geçenlerde oldu işte bir askerin öldüğü veya şeydir. Top patlamadı, eski toptu, ne bileyim süresi geçmişti, mermiyi patlatamadı falan filan. Herkes de doğru veya yanlış, tatmin olur veya olmaz, bir bilgi alır. Şimdi biz bu olay, bir çocuk gitti, bir mermiyi elledi, öldü. O açık ve net. Sanki de şeyin harp sırlarını istedik. Nasıl saldıracak, ne bileyim neler ve neyi önleyeceğiz. İşte açıklayın bunu ya. Deyin ki bir hata oldu, orada kaldı, bir ihmal vardı. Patlamamış mermi şöyleydi, böyleydi. Buradan yanlış bir açık bölge vardır, onu kapattık. Bundan sonra olmayacak. Deyin. Belki de biz burada yanlış konuşuruk. Tabii, belki bilmediğimiz öyle bir şey aynen var. Aynen öyle. Belki vardı, telleri atladı geldi. Evet. Yoktu. Hayır, yani deniyorum yani. Yoktu ama yani lafın geçti. Mesela gelişti. Teller vardır ve tellerin üstüne atladı de. O evet. Zaman denk ki ya o adamlar koydu bir tel oraya, bir duvar çekti, üstüne atladı gitti. Ama hiçbir şey yok şimdi. Bizde herkes ver Allah Allah. Evet. Ova yolu da zaten ovadır orası. Ekilip biçiliyor. Evet. Yani köylüler tarafından. Evet. Evet. Alemi biraz girdi ama o konuya da geçelim. Yani 4 kişinin hayatını kaybettiği sel olayından sonra o korkudan bahsediyoruz ya her gün. Meteorolojinin 2 gündür yağış yağışla ilgili mesajları da insanlarda bir korkuyu yeniden hale verdi. Yağmurdan korkar hale geldik. Tabii sel felaketi sonrası bir ihmalin olduğu kanaatine varıyoruz biz. Yayınlarımızda o kanaate göre hareket ediyoruz ama henüz daha bu yönde ne resmi bir açıklama var ve yol çalışmaları devam ediyor. Ne yapılacağı çok bilinemiyor, kestirilemiyor. O çöken yolun ne olacağıyla ilgili bilgiler yok. Böyle muğlak bir şekilde ama çalışmalar da devam ediyor. Nasıl gözlemliyorsunuz bu geçen bir haftayı? Biraz da bu konuya girelim. Çünkü izleyicilerimize söz vermiştik ki bu konuyu hep tartışılır tutacağız. Şimdi eğer o 4 gencin arabasının uçtuğu yerde bir çalışma yapılıyorsa ve oradaki dere yatağının biraz daha genişletilmesi, oraya bir bariyer konulması gibi çalışmalar yapılıyorsa demek ki
Bakanlık diyor ki burada bir sıkıntı vardı. Hı. Yani onu söylemesine gerek yoktur. Oraya gitti şeye sıkıntıyı çözmek için. Yani o sıkıntıyı çözücü tedbirler daha önce alınmış olsaydı o gece o felaket yaşanmayabilirdi. Ama o zaman düşünemedilerdi böyle bir şey. Böyle bir şey olacağını. Şimdi şu vardır. Tabii ses getirmesi açısından. Yani bu aslında bizim son zamanlarda belki olayın bir başka boyutudur ama onu da söylemeden geçemeyeceğim. Biraz kendi içimizde bencilleşen bir toplum olduk. Ölüm olaylarında bile. Hmm. Bu olay çok tanınan bir genç çocuğa olmuş olsaydı çevremizden bu kadar hafif geçeceğini düşünmüyordum. Aslında hafif geçmedi. Geçmedi yani ben bu konuda, hayır yani en azından söyleyenlere bile saldırma var. Ama bunu şey olarak da düşünün. Eceliyle ölen bir tanınmış insan. O zaman da var aynı tepkiler aynı de. Aynı şeydir. Yani ben demek istiyorum ki bu insanların bir hepsi, şey yoktur bu konuda. İnsanların hepsi insandır. Önce ona bakmamız lazımdır. Ali müdürün de biraz önce söylediği gibi ihtiyacı olduğu için buraya geldi, çalışmaya geldi ve çocuğunu buraya gömdü. Yani olaya böyle bakacak. Aldı götürdü. O nedenle tıpkı yoldaki tedbirlerin alınması gibi ki o tedbirler alınırken sonucunda kimin ihmali olduğu ortaya çıkacak mı yoksa tedbirler alındı bundan sonra buralarda böyle bir şey olmayacak mı denecek? Bizde ihmal olmaz ki olmaz. Kimse ihmal yapmaz. Önemli olan odur. Yani iki aşamada bakmak lazım olaya. Hem geriye dönük soruşturmak hem ileride benzeri yaşanılması için tedbir almak. Aynen öyledir. Işıklar mesela günlerce ben iki defa üç defa gittim Maçay'da gittim hatta oradan gece şeyler yoktur. Yani böyle kör kanatta gidersiniz. Elektrik ışıklar yanmaz. O Lefkoşa Mağusay yolunda da yoktu. Efendim o kapattıkları yer değil daha öncesi de yanmaz. İşte ne bileyim ne oldu falan filan. Yani sonuçta dediğin gibi iki aşamalı. Oraları bir bakacaklar, yapacaklar ne yapılacaksa, ihmal neyse. Ama sonrasında da bir rapor çıkması lazım ve densin ki bu konuda Artun, yolu yapan Artun, izni veren Songuç, bunu onaylayan parasını veren Ali bu konuda ihmalleri görülmüştür. Bir rapor çıkacak. Ha bu çıkmazsa zaten insanlar gitti orada eylem yaptı. Kamuoyunu rahatlatmazsınız. 4 tane can gitti. Ve insanlar şunu diyor. Eğer bu şimdi yapmaya çalıştığınız tedbiri daha önce alaydınız buraya. Bu yola kamyondan para döküldü. Ve bitti diye açtınız. Demek ki bitmedi. Demek ki tam değildi. O zaman bunun da hesabını bir müddet sonra sormaları gerekir. Ha, sorulacak mı? Sorulmayacak. İnsanlar işte arada bir her yıl ölüm yıl dönümlerinde o çocukların bir eylem yapacaklar oralarda. Biz de gidecek bir haber yapacağız. Ya işte, gidecek. Güzel yurt yolundaki o 4 öğretmenin ne kadar anladıysa onları da o kadar anladı. Karşıdan yani. Uçarak geldi bu düştü üstlerine. Yollarında giden insanların öldüler. Ya da Ortaköy'deki çocuklar. Evet. Yine aynı şekilde. Veya Kermiya'daki geldi dümdüz vurdu bir kızcık gitti yolu kenarında dururken. Yani demek istediğim bu konularda şimdi hatta bir tartışma başlanmıştı hatırlarsanız. Yenişehir ışıklarında yabancı öğrenciler geçerken bir evet, araba biçti evet, gitti evet. İşte alkol mü ne bileyim ne falan filan da bir ceza aldı hatta. Bir kız düştü üstlerine. Değil. Hayır arabayla çarptı. Arabayla hepsine bir kızdı. 3-4 tane. 8-9 yıl aldı galiba. Evet. Hmm. 9 yıl aldı. Tartışıldıydı ya falan filan. Yani sonuçta kamuoyunu en azından vicdanen der ki ya bir şey yaptı. Şu veya bu şekilde 9 yıl içeride hapis yatacak bir cezası vardı. Tabii bu işin. Tabii o bir de şey açısından Songuç Bey ya, yani hep derler ya işte yabancı olduğunda ya bir şeydi. O da işte yani insanları yani, insanları rahatlatan bir şeydi. Hayır bu genelde ülkeye sonradan gelenlerin buradaki insanları olan düşmanlığını beslemek için kullanılan bir argümandır. Belli çevreler tarafından. Bu da bunun olmadığını gösteren ama bir olaydı. Ama o çocuklar için de çok iyi eylem yaptı arkadaşlar. O dönemde yani sadece onlar değil ama o eyleme katılan bir ara Kıbrıslı şey vardı. Kıbrıslı da vardı. O nedenle yani bu tip şeylerin
cezasız kalmamasıdır önemli olan. Ben demiyorum hapise sokun şu ama sonuçta bir rapor olması lazım. Orada bir eksiklik varsa bunun ortaya çıkması gerekir. Evet. Evet tabii Songuç Bey konuşurken diğer olaylar da aklımıza geldi. Benzer olaylar oldu. Trafik ihmallerinden. Yani özellikle trafikteki ihmallerden. 3-4 tane öğretmen ölmüştü. Yine aynı şekilde üzerlerine uçan araba geldi. Yolun hatalı yapımından dolayı. Dağ yolundaki feci kaza vardı. Yani ki dağ yolunda o kadar kamuoyu oluşturulmasına rağmen hala orası kazan olduğunu biliyorum. Bir hayli neden var. Yani bugün Sonuç Bey de kızacak şimdi ama bu emirname meselesini tartışırız. Ya bakınız. Niye kızsın ki? Şimdi ben Girne'ye de 4 yıl çalıştım. Sürekli gidip geldim o yolda. O yolda ben Girne'ye giderken önümde araba yoktu. Sabahtan işe giderken. Önümde araba gitmezdi. Şimdi Katarlar gider. O kadar çok değişti. Siz 4 kişinin sığacağı bir adaya 40 kişi koymaya çalışırsanız sonuçlarına razı olacaksınız. Suya da, kanalizasyona kesinlikle, da, yemeğe de, kesinlikle. O yolun kapasitesi niçin geliştirilmek istendi? Hizmet veremediği için. Ama çünkü neden? Çünkü 40 yılda, 50 yılda artmanız gereken nüfus 4 yılda arttı. 50 yıl doğal akışında artması gereken nüfusu 4 yılda artırırsanız siz yollar size sığmaz. Öylece siz Hitler'in Almanya'da yaptığı 8 şeritli yol yapsanız o Girne'ye gene yetmeyecek. Yetmeyecek. Ve böyle ihmaller de devam edecek. Öncelikle bir devlet politikası oluşturulmalıdır. Bir nüfus politikası oluşturulmalıdır. Bir trafik politikası oluşturulmalıdır. Yoksa şimdiki bakan geldi, kucağında buldu. Ne yapsın? Kucağında buldu. İş gitmezdi bile, inşaat bile yapılmazdı yolda geldiğinde. Kucağındaydı olay. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evet, bir hale sorumlusu var ve sorumluların muhakkak bulunması lazım. Ve eğer sorumlu Türkiye'den gelip bu işi yapan firmaysa Türkiye Adalet Bakanlığı'ndan yardım istenmelidir yargılanması için. Öyle bir şey olmayacak. Yani hayal görürüz biz. Yani şey der ya eskiler, abesle iştigaldir. Öyle bir pozisyondayız şu anda. Yapılması gereken artık eğri oturup doğru düşünmek. Günlerdir Mausa, İskele, Yeniboğaz İç Emirnamesi. Ya insanlar ya yapmayın artık. Ya ranttan vazgeçin artık. Bu bitti, bu ülke bitti. 100 tane evi kaldıracak pozisyonda değil artık bu Kuzey Kıbrıs. Bırakınız elimizdekilerini değerlendirelim. Bir 10 yıl ara verin. Nefes alsın herkes. Ve ekonomistlerin deyişini tekrar tekrar söylüyorum. İnşaat diye bir sektör yoktur. Lokomotif sektör. lokomotif sektör. Niçin sektör yoktur derken kastettim. Ya inşaat sektörü nasıl lokomotif sektör? Onu anladın bana bak. Yok, hayır, sektör yoktur. Çok merak ederim. Yani yok, böyle bir sektör yoktur dedim. Tabii nasıl, tamam ya. Ev inşaatı. Tamam. Evini yapan, odanı tamir eden. Ne bileyim ben işte konutçuk yapan birkaç tane ama. Üretim yani sonuçta bir ülkedeki inşaat sektörü o ülkedeki nüfus artış hızına göre belirlenen bir şey olmalıdır. Taşıma nüfusa göre belirlenen bir şey olmamalıdır. İşte büyüyecek, üniversite ülkesi olacak. Ya tamam, 100 binde tutacaksınız öğrenci sayısını. Çünkü kaldırmaz daha fazla ülkenin olanakları. Kaldırmaz. Her şekilde sana zarar verir. Toplumun dokusuna zarar verir. Ülkenin dokusuna zarar verir. Üniversitelerin kendine zarar verir. Zaman içerisinde işte kaliteli öğrenci gitsin, kaliteli öğrenci gelsin. İyi öğrenciler gitsin. O iyi öğrenciler senin reklamını yapsın, iyi öğrenciler gelsin. Ama sürekli olarak yarım milyona çıktığını düşünün üniversite öğrenci sayısının. Hadi yarım milyona çıkardık. 400 tane daha üniversite kurduk.
Yarım milyonda turist var. Ne yiyecekler? Birbirlerini yiyecekler. Yani bir yerde durmak lazım. Nerede durulacağını her gelen hükümet benden sonraki hükümet dursun diye göreve geliyor. Geçti 40 sene. 40 sene geçti. Sen durdur. Sen çek çizgiyi ve de ki kardeşler biz bakacak siyaseti süremiz dolunca ama bizde kimse bir şey yapmayacak. Bitti. Buradayız biz. Bırakın artık bunları. Öteki sarı yelek giyecekmiş. Çok da merak ederim. İşte adam Mercedes'ten, Porsche'den sarı yeleğine neneceydi müteahhitler. Dalga geçirler. Onlar da toplumun aklıyla. Sarı yelek giyecekler. Müşte geçsinler. Hangi şeyde Porsche'den enen sarı yelekliler diye Fransız medyası bizi manşet yapar. Bazı şeyler vardır. Uymuyor artık. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Her ihmal, her açgözlülük karşılığında canlar gider bu ülkede. Bunu bilecek herkes artık. Açgözlülüğün sonucudur bunlar. Fırsatçılığın, çıkarcılığın sonucudur bunlar. Yani çok geniş açıdan bakarım ama sonuçta yaşadığımız ülkenin geçmişini de bilirik, şimdiki halini de bilirik, geleceğini de tahmin ederek. Çünkü gidilen köyün minareleri görüldü. Çoktan bellidir minareler. Yapılacak iş değildir yapılanlar. Artık bunu anlamalıyız. O Girne'ye kopacak beş parmaklar denize düşsün ya. Yani kopacak kuzey tarafı kopacak beş parmakların. Kaldırmaz çünkü oradaki yükü artık. Ne girilir ne kaç çıkılır. Milyon metre küp beton yığmışsın. Girne'nin için üstüne sen. Yani... Bir de insanlar işte Girne'den ev alalım. Şuradan ev alalım. Ya niye? Ne yapacak? Apartman görmek için ev alacak. Yani bir kaldı tabii şey tarafı. Biraz bakir kaldı. Karpaz tarafı. Yeni İskele. Yeni bu. Orayı da dolduracak. Ya ne yapacak dolunca? Gelecek Araplar otursun. Araplar ev satacak. Belki dengelidir de hep birden batar da hep kurtuluruk. O açıdan belki yok, orası da iyi olur. Şey kalacak o tarafta ama güney o tarafta kalacak. Hani nedir amaç nedir? Ben onu anlamış değilim. Herkes Rum'dan bir tarlacık bulduk birer milyon sterlincik de biz kazanalım. Şimdi onların savunması da diyor ki binlerce insana biz ekmek kapısı açarız. Yanımızda çalışanlar var, aileleri var. Ev sahibi yaparız insan. Hayır onların söylediğini söylüyorum. Basın bildirisi yayınladılar. Demeç verirler. Onlar da o savunmayı yapıyor. Sektörün çalışanının %90'ı KGC vatandaşı değil. Onun için KGC vatandaşlarını ırgalamaz yok onların kaygıları. Olsa bile, KGC vatandaşı olsa bile bir 2004 sonrası inşaat furyası yaşadık. Bir kısa süreli refah yaşadık ama sonra ne oldu? Gerisin geriye gittik ve etrafta da bir hayli beton yığını kaldı. Hep hala bitirilemeyen yarım inşaatlar var. Çöptür onlar. Nereye atılacağı, o çöplerin nereye gideceği bile belli değil. Nasıl yok edeceğim o çöpleri? O taşları, tuğlaları? Nasıl? Bugün Girne'de rezidanslar boştur. Niye yaparlar bu rezidansları? Kim satın alacak onları? Hangi vatandaş rezidans alabilir? Yığdılar yığdılar Girne'yi. Ne girilir içine, ne çıkılır? Kim Girne'de ev almak ister artık? Sen ister mi Girne'de? Çünkü o yarım inşaatlar hep paradır. Hep evet. Paradır ve yani gitti o para. Yani gitti o para. Yani senin söylediğin Songuç Bey diyorsun ki yani bize zenginlik vaat ediyorlar. Evet. Ben de gördüm, okudum, okuyorum ve haklıyı da bulmaya çalışıyorum. Haksızlık da yapmak istemiyorum. Ama zenginlik denilen şey geleceğimizi yok edecekse ben o zenginliği istemiyorum ki bu zenginlik de geçici bir zenginliktir. Çok kısa söyleyeyim. Bu zenginlikte o çalışan insanların kim olduklarını da Ertuğ'un söylediği gibi kim olduğuna da bakmak lazım ki %100 bu memleketin insanı olsalar bile bize getirilecek o geçici refah, zenginlik eğer geleceğimizi yok edecekse biz o zenginliği istemiyoruz. Yani bina dikmek, sürekli olarak ortalığı betonlaştırmak bir zenginlikse biz böyle bir zenginliği istemiyoruz. Dünya bundan geri dönmeye çalışıyor. Bunun acısını çeken Avrupa ülkeleri var. Sıkıntısını çeken başka ülkeler var. Yalnız bu böyle birbirine karıştırmasın. Dikey büyüme, yatay büyüme tartışmasında. Evet ben de dikey büyüme taraftarıyım. Yayıldık sonra çok villalar yaymak da farklı bir şey değildir.
Ama o dikey büyümede, o dikey binaların nereye yapılacağını da iyi hesaplanması lazım. Ülkeyi mahvedecek şekilde değil. Biz burada geleceği düşünmeden bu memleketi insan doldurarak zannediyoruz ki Rum'la şey yapacak, yarışacak. Onların nüfusu arttık sonra, ya küçücük bir ülkeciktir burası. Kapasitesi bellidir. Emin az önce bahsetti. Mesela bir subayla konuştu, sordu. Neden bu askeri alanları kapatmazlar diye Emin soru sordu o subaya. Biraz bahsetti Emin şimdi üstü kapatlı. Subay da dedi kendine, geniş arazileri olan büyük bir ülke olsaydı o arpayı, değil mi Emin? O arpa ekilen yeri zaten kapatacaklardı. Ama öyle bir lüksümüz yoktur arazileri kapatacak. Nedir bu? Küçük ülkeyik demektir. Küçücük bir ülkeyik. Haritada, dünyada bir noktacık. Nedir? Yığacan, yığacan, insan yığacan buraya sırf Rum'un 1 milyon nüfusuna yetişecek diye. Anastasiyas isteriz, suç. Dörtte birsiniz dedi. Ona göre pay alacaksınız. O başka bir saçma. Biz de dörtte üç olmaya çalışıyorduk. O başka bir saçmalık. Değil mi yani? O da dörtler bizi. Şimdi çıkış noktamız şeyi sorduydu, Ciklos'u, oradaki çalışmaları. Evet. Şimdi orada çok hummalı bir çalışma var. Böyle dere gibi bir şey yaparlar. Daha doğru bir şey yapılır. Belli ki dere açılır orada. Belli ki önceden tahmin edilemeyen şeyler. Tabii insanlar da merak eder ama bakanlık da bir açıklama yapmaz. Yani bence gün be gün açıklama yapması lazım. Bugün dere yapıyoruz. Neden? Çünkü önceden düşünülemedi. Yağmurları hesaba katamadık. İnşaat şirketi yaparken var olan dereyi de yok etti. Söyleyin bunu. Yukarıya doğru bir şey yapıyoruz. Neden? Çünkü bazı çevreciler de ağaçları keserler diyorlar. Evet, bu ağaçları kesiyoruz ama kesmek zorundayız. Sizin sağlığınız için, geleceğimiz için. Ya söyleyin bunu. Yani her şeyi de böyle, yani sanki de birgenlere bir şey söyleyecek, bir sorun olacakmış gibi. Evet, gene yani doğayı, biz doğaya oyacağımızda doğayı bize uydurmaya çalışırız. Maalesef öyle olur. Aslına bakarsan bir bakıma da. Bizim burada insan odaklı bir ülke olamıyoruz. Mesela Avrupa'da gidip yaşayıp gelen insanlar ne söylüyor bize? Diyor ki, mesela bizim bir arkadaşın çocuğu Hollanda'da yaşar ve ben ona sordum, neyini beğendin dedim, yerinde gider kalır. İnsana çok değer verirler dedi. İnsanın hayatını tehlikeye atacak her şey çok ağır cezası var. Ve insanın mutluluğu için çalışırlar dedi. Mesela dedi, çok şaşırttılar beni dedi. Orada dedi yurt kiraları dedi sabit değil. Nasıl yani dedim. Kıbrıs'tan bize maaşının oranını getir demişler kendine. Hollanda'da görelim resmi maaşını gösteren bir şeyi. Sana ona göre yurt parası belirleyecek. Ve diyor bana, bu kadar insan düşünen, bu bir tanesi, bir ülke olamaz diyor. Bizde de bunun tam tersi var. Salim de içeriden mesaj attı bana, yayın odasından, bizim rejiden. Bizim görevli arkadaş orada. Diyor ki Ali abi diyor, şeyi de söyleyin diyor. Emlakçılar, sahtekar emlakçılar var. Paramızı aldılar, geri vermezler diye. Çocuk da bana buradan mesaj atar. Ya inşaatlaşırık, bina yaparık. Emlakçı, sahte bir hale emlakçı, sahte bir hale müteahhit. Sonra aldı bana iki tane öğrenci çocuğun elinden 16, 17 bin, 15 bin ne kadarsa bir para aldı, vermez de. Ya bizim hangi işimiz sağlamdır, hangi işimiz tamamdır? Yani müteahhitlerin hepsi tamamdır. Niye elemiyorlar içindeki insanları? Geçen hafta da Emin bir örnek verdiydi. Bizden değiller dedi. Ya o sizden değil, o biri sizden değil. Kim yapar? Avcılar da hep öyle der. Bizden değil onlar. Makinede. Bu şuuran bizden değildir. O şuuran. Kim bakar bu emlakçılara ki? Bu emlakçılara kim bakar? Sahte emlakçıları niye iptal ettirmezler? İnsanların niye parasını yerler ve bunun ne polis doğru dürüst bakar buna, sonra ne bir yetkili bakar? Kendi başına bina yapmaya başlar. Yani izin yok. Bir yere müracaat etmez. Sorsanız Emlakçılar Birliği'ne sahtedir, onlar bizden değildir. Ya bu bizden bunlar? Olmayanlar yani, kim toplayacak? Müteahhitler Birliği Başkanı'nın bir açıklaması vardı sel felaketi döneminde. Dere yatağına inşaat yapanlar bizim üyemiz değildi. Kim verdi o izinleri? Ben bir baktım bütün yönetim kurulunda geçmişte görev aldı benim tespit ettiğim dere yatağına inşaat yapanlar. Yani şimdiki değil de geçmişte yönetim kurullarında. Kimse de ama üye değil. Kimse de sorumluluk kabul etmez. Ben geçenlerde bir yazı yazıp hepimizde kabahat var dediğimde ve öz eleştiri yaptım. Hatta biz dedik ki bu forumda da belki bizim de basın olarak kabahatimiz vardı. Tam olarak bazı konuları çözülmesi için
belki de elimizde yapamıyoruz diye. Biz üzerimize de alıyoruz ama toplum olarak toplum öz eleştiri yapmasını bilmez. Kimse üzerine bir sorumluluk almaz. Yani bu çevre kirliliğinden şikayet ederek çevre kirliliğinden kim çevreyi kirletir? Uzaydan biri gelir de kirletir. Gene bizim toplumdur, insanlardır. Aynen şeye benzer. Gençliğimde benim arabesk müzik çok şeydi, yaygınıdı. Ve herkes arabesk müzik dinlerdi. Ama biri sorduğunda utanırlardı da gençler. Ben yabancı müzik dinledim. Yan taraftan da Ferdi Tayfur dinlerdi. Orhan Gencebay dinlerdi. Yani herkes yapar. Ya da dizi izlemez deyip sevdiğimiz bir dizicik var ya, bir tane de ben izlerim dedik popüler ya. Olan şeye, mesela popüler olan şeye sing. Sen o diğeri sevdiğin şey değildir. Burada da insanlar, yani suç varsa vardır sende de. Yani veyahut da bizim bu içimizde de var suç de. Hayır, bizim değildir bunlar. Evet. Biz yok. Bir tane şey kuşu, kartal vurulur mesela veyahut da şey, ne bileyim, önder bulunan bir kuş. Bu avcı olamaz. E nedir avcı? Ben vurdum kendini. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Tabii bugün baktığımızda bir haftalık bu eminame ile ilgili süreçte müteahhitler bugün eyleme gideceklerdi. Hükümete verdikleri tabii süre bugün bitti. Tabii hafta gibi. Sonu da yaptıkları görüşmede bir konsensusa varıldığı söylendi. Ama o konuda uzlaşının ne olduğu henüz daha açıklanmadığı için tartışmaya açmadım. Umarım haftaya halledilmiş bir konu olur ve gündemimize gelmez. Sadece Kıbrıs sorusuna da giremedik. Evet. Söyleyeyim de, kim bağırırsa o iş çözülür. Geçmişte söylediği örnekleri. Yüzüne gitti birileri. Şey, karış bağırdı. Ansızın bakanın önünde çözüldü iş. Müteahhitler gitti şimdi bağırdı. O da çözüldü. Güzel, devam. Da nasıl çözüldü bilmiyoruz. Çünkü bazen müteahhitler de rahatsızdır bu gidişattan. Ben de açıkçası çok merak ediyorum nedir anlaşılan. Evet. Yani bağıranlar yani eğer eylemler sonucunu veriyorsa, yani olumlu anlamda da toplumsal bir sonucu olacaksa bağırsın. Güzel, tabii ki. He. Güzel bir şeydir ama almaması gerekeni de bağırarak alıyorsa o evet. Kötü. Bu kas battı ya, bunu konuşamadık. Ve mahkemeden de tasfiye çıkarıldı. Geriye doğru bu kasın doğuşuna ve aşamalarına, bugüne gelene kadar baktığımız zaman içerisinde onlarca yönetenlerin istismarlarının neticesi, yanlış politikaların, yanlış politikalarının takip etmeyen konu, ya bu devlete aktarıldı ve takip edilmediği için parasını da Sayın İhsan Küçük'ün hükümeti döneminde ödediler de parasını ve yasal işlemini yapmadığı için yani devlete geçmeliydi, geçmemeliydi. Her batan kurum olmadı. O ayrı bir tartışma konusu. Ama parası ödenmiş bir kurumun nasıl olup da evraklarının, işlemlerinin tamamlanmayıp da devlete geçmeyen, devlet bunu satın aldı ama kendinin olamadı. En sonunda da tasfiye oldu. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Ve buraya yapılan yanlış istihdamlar, yanlış yöneticiler, yapılan masraflar. Yani bugün bazı politikacılar, bugünün politikacılarını suçluyor. Ama bir baktığınız zaman onların da bir hale ihmalleri var. Ve bütün yapılan hatalarda gelip dayanıp insana dayanıyor bu. Ne oluyor? Onun içerisindeki batan bütün şirketlerde insanlar mağdur oluyor. Bu insanlar zorla alınmıyor oraya. Ona birileri vaat ediyor. Seçim öncesi bir şey oluyor. Ve bu insanları gitmeli midir? Belediyede battığında diyorlardı ki ya işte görün batacak bu belediye, niye gidip iş istem ondan diyor. Ama insanlar, buradaki sistem maalesef onun üzerine kurulmuştur. İnsanlar belediyedir, devlettir, onu garanti görür, işini gücünü de bırakır, oraya gider. Sistemi çünkü üretme üzerine değil, tüketme üzerine kurdular burada. Ve herkes bir şekilde kendini rahata almak için buralara akın eder. Ve sonuçta da gelir dayanır, insanlar mağdur olur. Burada işte bak, dün çoluğu var, çocuğu olan var, borcu olan var, hepsi sokakta kaldı. Bütün bir zincirleme hatanın sonucu ve bu zincirleme hatanın sonucunda da ortaya çıkan sonuç yasal olarak buranın tasfiye edilmesini gerektiriyormuş. Ama birileri şimdi çıkacak, bu adamların yanına girecek ve diyecek ki arkasında şaşılacak, işte sizi bu hükümet bu hallere düşürdü diye. Falan da böyle de sorumsuz bir durum var maalesef. Yani sonuçta milletvekillerine maaşları yetmez. Onu da konuşmamız lazım. Üzgünüm, diğer konuda çok fazla konuştunuz. Keşke zaman ayarlaması yapsaydık. Yalnız bu %19 artış olacak. Peki o zaman. Yalnız bu konuyu ben yazdım bugün ve
Sayın Taçoy'un söyledikleri, bir de maaş ırkçılığına dönüştü sosyal medyada. Şimdi başladılar, bazı banka müdürleri ne kadar para böyle alıyor? Bazı CEO'lar ne için bu kadar para alıyor? Onlar hani, özel sektördeki şeyi kimse ilgilendirmez. Özele de girdiler, devlete de girdiler. Şimdi Sayın Taçoy'un söyledikleri %100 yanlış değildir. İfadesi şudur: bana yetişmiyorsa bu para dedi, asgari ücretliye hiç yetişmez dedi. Şimdi ve bir de şikayet eder, tesisatlarını kestiler, gene maaşlarını kestiler. Bir kere unuttuğu bir şey var. Toplum ne istemiş, hükümet özveri istediğinde toplumdan ne dediler? Sizden başlayın dediler. Sizden başlayın dedikleri için de o tesisatları hükümet milletvekillerinden kendilerinden kesti ki görsünler biz kesiyoruz diye. Şimdi bunu yapmışken ve ilk kez kendilerinden de kesmeye başlamışken bundan şikayet etmesi bir doğru değildir. İkincisi haklı olsa bile elbette ki bir milletvekili tamam %100. Şimdi bir partiye para verirler ya partilere. Onun bile mantığı var. Niçin verirler partilere yardım para verirler? Çünkü gidip de yeraltı karanlık güçlere sermayeyi oraya buraya teslim olmasın diye o parayı verirler. Bakanlara niçin verirler? Milletvekillerine, müsteşarlara bu parayı verirler, yüksek verirler. Çünkü bir yerlere kanalize olmasın diye verirler. Yani yani yetmezse kanalize oldular demektir acaba. Öyle diyeceğinizi bilirdim. Bu parayı aldıkları halde yeğenler var demek istediği. Öyle kötü örnekler var. Şimdi toplum milletvekili de tabii ki dediği doğrudur. Milletvekilin yaşamı elbette diğerlerine benzer. Çünkü ona ne için verirler bunu? Halkın ayağına gitsin, sorunlarını dinlesin, mecliste sürekli gidip gelsin, yasa yapsın. Elbette ona göre bir sorumluluğu var. Yaparlar. Elbette meclise... bir adam başbakan olmuşsa, cumhurbaşkanı olmuşsa asgari ücret alacak değildir. Çünkü bütün bir ülkenin sorumluluğu başbakanın üstündedir. Ona göre bir parası olacak. Bir banka müdürü 40 bin lira alabilir ama üzerindeki yük, sorumluluk, risk vardır. Alabilir, gözün onda olmayacak. Ama neden Taçoy tepki görür? Gördü. Ya toplum gan ağlarken, para yetişmezken kimseye, yani çıkış noktası haklı olsa bile sözleri, insanlar bunu anlayamaz şimdi. Kendi, yani bir asgari ücret diye bunu anlayamazsanız, asgari ücreti yükseltmezseniz, toplumun alım gücünü yükseltmezseniz, ekonominin içinde, ekonomik sıkıntının içinde boğuluyorsa, milletvekili de böyle söylerse, her ne kadar söylediklerinin içerisinde doğru olsa bile bunu birisi anlayamaz. Ama bu maaş ırkçılığından da vazgeçmek lazım. Şimdi ben son bir şey söyleyeyim. Milletvekilleri ve seçilmişler, yani 51 kişi barem 19'dan ödenir. En yüksek maaştan ödenir. Ve Cumhurbaşkanlığından milletvekillerine kadar yukarıdan aşağıya doğru her ay %25 ile %12 arasında. En düşük, en yüksek Cumhurbaşkanı %25, en düşük milletvekillerinin %12 ek ödeneği vardır. Vergisiz. Evet. Maaşlarının yani hem barem 19'dan ödeniyorlar hem de vergisiz %12 alıyorlar maaşlarının üzerinde. İşte bu tahsisat. Bu tahsisat dedikleri ek şey budur. Dedikleri i̇şte onları ödeneği budur. Genelde. Temsil ödeneği. İşte onlar kesildi. Odur sonra. Yani kesilen maaşlarının %12'si bir miktardır. Yani şunu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'nda %25. Bir anımı da anlatayım da öyle bitirelim. Bir iş adamıyla ben yurt dışına gittiğimde yaklaşık 5 sene önceydi, 5-6 sene önce. Ben dedi bana en düşük müdür maaşım 10 bin liradır. 10 bin liradan aşağı müdürlerime maaş veriyorum. Niçin dedim yanına? Çünkü dedi bana eğer 10 bin liradan aşağı verirsem ya beni çalacaklar dedi. Ya da iyi oldukları için biri onu benden onları alacak dedi. Yani bu birikimle, yıllarınla, tecrübenle de ilgilidir maaş. Çünkü şu anda sosyal medyada bütün yüksek maaş özel sektörde de devletten. Ha devlette de... liyakat olmadığı için, hakkına göre insanların görevini almadığı için, devlette çalışırken dışarıda iki iş daha yaptığı için insanlar tepki gösteriyor. Yani maaşlardaki tepki bundan kaynaklanıyor. Bir de asgari ücretin tabii yükselmemesinden, evet, özeldeki şartların zor olmasından dolayı. Yoksa bu sosyal medyada yapılan maaş tartışmalarını çok doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Yani her işin kendine göre bir zorluğu vardır ve ona göre de bir maaş alır. Tecrübeye göre de maaş yükselir. Evet, teşekkür ederim değerlendirmeler için. Sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Şimdilik esen kalın.